Arkadaşlar merhabalar. Bir diğer önceki videomuzda ölçmeye giriş yapmıştık. Şimdi ise uzunluk ölçülerinde dikkat edilecek hususlara giriş yapacağız. Önce başlığımızı atalım. Uzunluk ölçüleri diye. Uzunluk ölçüleri. Arkadaşlar uzunluk ölçüleri dediğimizde yani öğretimimizde dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bu birinci dikkat etmemiz gereken hususlardan birincisi kavramsal anlayışın göstergeleri. Yani uzunluk ölçülerine yönelik kavramsal anlayış. Ne demek bu? Hemen yapalım. Uzunluk ölçülerine ölçülerine şöyle kısaltıyorum. Yönelik kavramsal anlayış. Ne demek arkadaşlar uzunluk ölçülerine yönelik kavramsal anlayış? Şu demek yani çocuğa e, verdiğimiz e, ne ne diyebiliriz? Nesneyi, özelliği e, çocuk nasıl, neyi ölçtüğünü biliyor mu? Yani ne demek istiyorum? Şimdi ben e, çocuğa gidip de dedim ki e, şu tahtanın yani şu tahta olsun bizim şu tahtanın çocuklar gelin kenar kenarını ölçelim, kenarının uzunluğunu ölçelim. Ben bunu dediğimde çocuğa çocuk neyi ölçeceğini biliyorsa yani burada kenarını ölçte, ölçü, ölçelim dediğimde çocuk uzunluk ölçümünü e, yani bunu kenarını ölçerek neyi bulacağını biliyorsa uzunluğunu bulacağını biliyorsa ikinci olarak e, uzunluğunu bulması için gereken ölçeği biliyorsa yani ne demek ölçek olarak kullanabilir e, adım kullanabilir yani karış kullanabilir eliyle şöyle karış şekilde koyabilir e, kalem koyabilir silgi koyabilir e, kibrit çöpü koyabilir pipet koyabilir eğer bu ölçekleri koyuyorsa e, demek ki çocuk uzunluk ölçünü yönelik kavramsal anlayışı kazanmış yani ne yapmış oldu birinci olarak ee, şeklin ben e, kenarını ölçelim dediğimizde uzunluğu anlamış olduğu kenarın uzunluğunu ölçtüğümüzde uzunluğu kavramsı olarak anlamış olduğu ikinci olarak ise buna yönelik uygun ölçek seçmiş olması kavramsal anlayışı uygun olarak anladığını gösterir. Bir de şu şekilde olursa yani ölçeği de uygun şekilde yerleştirirse uzunluk ölçümünü uzunluk ölçümünde nasıl uygun şekilde yerleştirme İşte e, kullanıyorduk ya biz yineleme olarak falan yineleme olarak kullanıyorduk ya da küçük olduğu için direkt üst üste direkt ondan çok sayıda verilip ölçekten yapılabilir. Yani en sonunda ne yapacak? Ölçeyi yerleştirip ölçüm sonucunu da bulması gerekiyor kavramsal anlayışı kazanması için. Yani ne yapıyormuş? Bir uzunluk ölçüm dediğimde ne ne dediğimizi anlaması gerekiyormuş. İki arkadaşlar ona uygun ölçek bulması gerekiyormuş. Yani biz bunu dediğimizde gidip bize alan ölçtüğümüz birim kareleri getirmemesi gerekiyor ölçek olarak. Eğer kullanıyorsak getiriyorsa bilim birim kareleri ya da hacim ölçeğimiz litre kabıyla işte ne alakası ölçüm yapmaya çalışıyorsa çocuğun kavramsal anlayışının tam kazanamamış olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Birinci hususumuz buydu. Uzunluk ölçüne yönelik kavramsal anlayışın göstergelerini çocukta görmeniz gerekiyor arkadaşlar. İkinci hususumuz ise işte arkadaşlar tahmin becerisi. Yani tahmin becerilerine yer verin. İkinci hususumuzu yazalım. Tahmin becerisine Tahmin becerisi zaten e, diğer videolarımızda da hep vardı becerilerine yer verin. Tahmin becerisi bizim için yani küçük yaşlı çocuklar için mükemmel bir kazanç arkadaşlar. Burada tahmin becerisinde e, biz önceki videolarımızda da hep göstermiştik yani toplama e, toplamada olsun, çıkarmada olsun, 3 e, basamaklı, 2 basamaklı diye böyle tahminler yapmıştık. Tahminin iki türü var arkadaşlar. Birincisi sayısal tahmin. Yani bizim o toplamada, çıkarmada, çarpmada yaptığımız sayısal tahmin. İkincisi ise arkadaşlar fiziksel tahmin. İşte bizim e, bu ölçmede kullanacağımız tahmin türü fiziksel tahmin arkadaşlar. E fiziksel tahmin dediğimiz ne demek? Yani e, şu şekilde dikdörtgen şekli yani tahtamız var. Buna Bu fiziksel tahmini yapacak işte buna göre. Soracaksınız çocuğa. Çocuklar e, hadi gelin masamızın e, boyunu ölçelim. E, masamızın boyunun Yaklaşık olarak uzunluğu ne kadardır? Bakın sonucu dem sonucu demeyeceksiniz. Bunu diğer önceki videolarımızda da söylemiştik. E, hadi gelin bunun e, ölçümünün sonucunu bulalım. Hayır e, masamızın yaklaşık değeri uzunluk olarak uzunluğu yaklaşık olarak kaçtır diyeceksiniz. Çocuk gelecek tahmin olarak e, bunun tahminini yapacak. E, nasıl tahminini yapacak peki? İşte e, şöyle bir şey diyebilir. E, öğretmenim e, ne yapar? Bir tane çocuk gelir. Onu tahtaya kaldırırsınız tahmin olarak. Yani bu tahminden hemen iler ilerisinde olabilir, öncesinde de olabilir. Çocuğu tahminden kaldırırsınız. Gelir tahtayı. eee karıştı ölç, ölçmeye gösterirsiniz. Çocuk tahm karışlı karıştı ölçer. E, diyelim ki şurasında şuraya geldi. 4 karış atmış oldu tamam mı? Bir karış daha attığında şuraya geliyor. 5. karış. E, o zaman ne olmuş olacak? Bakın burada tahmin, burada da tahmini yapacak. Yani tahmin dediğimizde direkt e, ölçüm sonucu dediğimizde de direkt ölçüm sonucunu vermesi gerekmiyor bize ne diyecekler o zaman çocuklar? Öğretmenim bu tahtanın boyu bu masanın boyu 4 karış ile 5 karış arasındadır diyecek. Gördünüz mü? Çünkü 5. karış attığında 5. karış attığında bu bunun uzunluğundan fazla geldi. O zaman ne diyecek çocuklar? Öğretmenim bunun tahtanın uzunluğu ya da masanın uzunluğu boyu 4 karış ile 5 karış arasındadır. Gördünüz mü? Ya da bundan sonra ne yapacaksınız? 5 karış eee karış ölçeğinizi ne yaparsınız? Daha hassas şekilde ölçmek için arkadaşlar ölçeğinizi küçültebilirsiniz. E, karış değil de e, kibrit çöpü kullanabilirsiniz. Kibrit çöpüyle gelirsiniz şuraya. Şuraya geldiğinizde 3 olur. E, ne olur? Şuraya da daha kibrit çöpünde şuraya gelirsiniz diyelim ki. Ne oldu? Öğretmenim işte e, 4, 3 kibrit çöpü, kibrit çöpü bir de bir kibrit çöpünün yarısı. Yani 3,5 buçuk santimetre. Eğer santimetre olarak cetvelle ölçüyorsanız, cetvel cetveli de bu şekilde koyabilirsiniz. Tabi cetvelle de ölçebilirsiniz genellikle cetvelle ölçülüyor. Standart olmayan ölçeklerle de bu şekilde tahmini yapabiliyorsunuz. İşte elimizde şu an cetvel yok ama yani cetveli şöyle koyacaksınız. E, ölçecek çocuk diyecek ki, e, 5 ile 6 arasında. 5 cm ile 6 cm arasında öğretmenim. 5 cm'den büyük, 6 cm'den küçük. E, cetveli santimetre verdiniz. Bir diğerinde e, o boşlukları milimetre olarak yani ayırırsınız. Santimetreyi daha da hassas yaparsınız, düşürürsünüz. Bu sefer milimetre olarak düşünür. Ne yapar? Der ki 5.5 e, uzunluğu 5'ten büyük, 5.5 santimetreden küçük der. En sonunda daha da küçültürsünüz. İşte 5.3 santimetreye yakın diye bu şekilde ne yapabilir? Tahmin kullanabilir. E, tahmin becerilerinin arkadaşlar bir önemli kazandırdığı şey de çocukların e, bu şekilde odaklanması. Nasıl odaklanması? Şimdi siz buna yaklaşık olarak tahmin edin deyince. çocuklar karış kullanacak ya. Hemen çocuklar e, ölçek olarak karışı alıyor zihnine ve şekli görüyor ya hemen karış diyorlar ki ben buraya bir karış koysaydım bir olurdu. Bir daha koyasam iki. Eliyle böyle kafasında tahayyül ediyor muhayyile kuruyor. Yani tahmin becerisi bu yüzden çok önemli. Çocuğun e, bu öğretime odaklanmasında çok iyi şekilde arkadaşlar ne yapmış olur? Kazanmış olur. Onun yanında tahmin de e, bir diğer tahminin önemli kazanımı ise arkadaşlar e, çocukların kavramsal anlayışı var mı yok mu onu kazandırır. Nasıl yani? Bunu bir diğer bir önceki videolarımızda da vermiştik ama yine verelim. Diyelim ki çocuğa kapının uzunluğunu soruyorsunuz çocuklara. Bir tane çocuk dedi ki yaklaşık olarak tahminini soruyorsunuz. Hadi gelin çocuklar bu kapının yaklaşık olarak uzunluğunu, boyunu bulalım. bir tane çocuk dedi ki öğretmenim 3 metredir. Tamam olabilir 3 metre olabilir yaklaşık olarak 3 metre. sonuç olarak 3 metre değildir ama 3 metreye yakındır olabilir. E, biri geldi 4 metre dedi. Haydi olabilir. Ama geldi bir tane çocuğa sordunuz. Çocuk dedi ki 8 metre. Bakın burada 8 metre dedi. Demek ki çocuk ne, ne yapıyor? Yani neyi bilmiyor? Demek ki metrenin 8 metrenin görsel olarak nasıl bir uzunluk olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Diğerleri mesela 3 metrenin, 4 metrenin ne olabileceğini görsel olarak siz gösterdiğiniz için önceden hani metreyi tanıtmada söyleyeceğiz. Gösterdiğiniz için çocuk onu biliyor. Ona göre tahminini yaklaşık olarak yapıyor. Hani şu şekilde olabilir. Ama gelip bir çocuk 8 metre derse 8 metrenin büyüklüğü de Kapının büyüklüğünden kat be kat büyükse demek ki çocuğun bir kavramsal hatası var. Burada uzunluk ölçümüne yönelik kavramsal anlayışı var. İşte burada öğretmenin devreye girip o çocuğa özel olarak ilgilenmesi gerekiyor. Gelip çocuğu tahtaya kaldırıp eline metreyi verip kapıyı ölçmesi ölç, beraber şekilde ölçebilirsiniz arkadaşlar. Çocuğu ne yapar? 8 metre olmadığını görür çocuk. Kapının boyunun işte 3 metre ile 4 metre arasında olduğunu bilir. Çocuk öylelikle 3 metre 4 metre anlayışını hem kazanmış olur uzunluğun boyunu hem de 8 metrenin ne kadar büyük olduğunu kafasında kurmuş hayal etmiş olur arkadaşlar. Yaptıktan sonra tahmin ettiğinizde de yani işte akıl yürütmelerini izah etmelerini de isteyeceksiniz. Neden böyle düşündün diye ne yapacaksınız arkadaşlar söyleyeceksiniz. Bir diğer becerimiz tahmin becerimiz bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü becerimiz ise arkadaşlar. Üçü şey yapalım. Ee, öğrencileri tereddütte bırakacak sorular sormamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani başlığımız bu öğrencileri tereddütte bırakacak sorular sormamanız. Yani sade dil kullanmanız gerekiyor. Sade dil kullanma. Yani bunun için alanımızda da gerçekten iyi olmamız gerekiyor. Sade dil kullanma dediğimiz ne nedir? Şimdi çocuğa gelip de hadi gelin çocuklar şunu ölçelim, tahtayı ölçelim. Tahtayı ölçelim dediğinizde neyi ölçeceğiz? Bakın tahtayı ölçelim dediniz. Çocuk zaten burada. Şu an benim bile kafam karıştı. Çocuğun da kafası karışması muhtemel kesindir hatta. Dur tahtayı ölçelim dediniz. E, neyini ölçeceğiz ki? Uzunluğunu mu ölçeceğiz tahtanın? Alanını mı ölçeceğiz? Farklı şekilde yüksekliğini mi ölçeceğiz? Başka bir şeyini mi ölçeceğiz? Bunu söylemezsen çocuğa çocuk ne olur? Kavramsal şekilde bir kafasında çelişkiler oluşmaya başlar. O yüzden ne yapacağız? Sade dil kullanmadan. Hadi gelin çocuklar. Dikdörtgenin mesela uzun... Hani tahtanın uzunluğunu ölçeceğiz diyoruz ya. Onu bile demeyeceğiz. Hadi gelin çocuklar. Çünkü uzunluk dediğimizde ne olabilir? Şimdi tahtanın bir kenarı olabilir. Köşe gene uzunluğu olabilir. genişliği olabilir. Her türlü şekilde farklı şekilde olabilir. Ne diyeceğiz? Hadi gelin çocuklar bu tahtanın kenarının uzunluğunu ölçelim. Bakın kenarının, kenarlarının uzunluğunu gelir ölçersiniz. Ya da çevresi, çevresinin uzunluğunu ölçelim. ne olabilir? Alan olabilir diyelim. Alanla şu şekilde işte Dikdörtgenin alanını ölçeceksiniz. Hadi gelin çocuklar gelin şu dikdörtgenin alanını e, ölçelim. Böyle bu şekilde konuşacaksınız. Hadi gelin dikdörtgeni ölçelim değil. Dikdörtgenin alanını ölçelim. Zaten çocuk kavramsal anlayışı kazanmışsa size de çocuk e, dediğiniz yöntemlerle daha kolay şekilde öğrenecek. Yani sade dil kullanma arkadaşlar çok önemli. Yani kastedeceğiniz şeyin anlaşılması önemli. Zaten sizin e, bu bölümde yani sade dil kullanmada çocuğun anlaması için ne gerekiyorsa söylemeniz gerekiyor. Aynı Polya'nın basamaklarında problemleri anlama gibi. Problemi ne yapıyor çocuk okuyordu ama anlayamayabiliyordu. Sizi onun sorular sorarak anlatacaksınız. Aynı şekilde sade kullanmayı da çok fazla süslü kelimelere girmeden sade şekilde kullanacaksınız. Ve kavramsal anlayışa değineceksiniz. Hadi gelin çocuklar bunun kenar uzunluğunu, çevre uzunluğunu ölçelim diyeceksiniz. Köşegenlerini ölçeceksiniz. Köşegen uzunluğunu ölçelim diyeceksiniz. Biz uzunluk ölçülerinden gidiyoruz ama bu yaptığımız 3 beceride bütün ölçme türlerinde aynı. Uzunluk olsun, alan olsun, hacim olsun hepsinde nedir arkadaşlar? Hepsinde aynıdır. Yani sade kullanma da bu şekilde. Becerimizde, 3. becerimizde. Dördüncü becerimiz ise arkadaşlar standart olmayan ölçme birimlerinin kullanımında yakından uzağa ilkesi benimsenmesi. Yani şöyle yapalım. Açtığımızı atalım, sonra açıklayalım. Standart olmayan standart olmayan ölçme birimlerinin, ölçeklerin kullanımında kullanımında yakından uzağa yakından uzağa. Yakından uzağa dediğimiz arkadaşlar yani günlük yaşantısında ki nesnelerden ee, Artık e, hiç görmediği nesnelere ilerlemesi, yakından uzağa ilkesi benimsenmeli. Arkadaşlar standart olmayan ölçekler dediğimiz ne? Standart olmayan ölçekler dediğimiz işte e, adım olur, karış olur, e, pipet olur, kibrit çöpleri olur, e, kalem olur, sirke olabilir ve benzeri yani bunlara benzeri birçok materyal e, uzunluk ölçülerinin öğretiminde arkadaşlar Standart olmayan ölçme birimleri olarak kullanılmaktadır. Ee, yani burada yakından uzağı kesti. Şu durumdan, e, çocuğa e, ilk bu ölçekleri gösterirken, yani uzunluğu ölçerken, e, metreyi tanıtmayacaksınız herhalde. Metreyi tanıtırsanız zaten çocuğun kavramsal olarak e, uzunluğu öğretme, öğrenmesi çok zor olacaktır. Yakından uzağa kesti ne demek? Yani çocuğun her gün e, oynadığı, uğraştığı günlük semantik e, nesnelerle uğraşacaksın. İşte dediğim gibi kalem. Yani gelip bu kalem. Çocuk her zaman kalemle uğraşıyor zaten. Silgi. Bunlarla öl uzunluğu ölçeceksiniz. Yani şuranın uzunluğunu ölçecekseniz önce ne diyeceksiniz öce? Hadi gelin ölçeyimiz çocuklar. Kalem olarak alalım. Görünüz mü kalem? Ya da ne yaparsınız? Pipet olarak alırsınız. Ee, kibrit çöpü olarak alabilirsiniz. Silgi olarak alabilirsiniz. Yani farklı bir sürü şekilde e, adım olarak, karış olarak ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Yani bu e, uzunluğu ölçerken yakından uzağa ikisini benimsemeniz gerekiyor. Çocukların e, ilk başta kullandıkları, her daim gördükleri nesneleri kullanmanız. Ondan sonra e, farklı ölçekleri, e, çocuk, çocuğun hiç bilmediği, görmediği ölçekleri kullanmanız gerekiyor. Hem mesela burada e, kalemi kullanmanız ya da e, sivigiyi kullanmanız, standart olmayan ölçekler, e, adımı kullanmanız, karışı kullanmanız, pipeti kullanmanız. Kibrit çöpünü kullanmanız. Bunların hepsini standart olmayan ölçek olarak kullanabilirsiniz. Uzunluk ölçülerinde. ki Bunun avantajı nedir arkadaşlar? Bunun avantajı yanlarında her daim taşıdıkları şey, kalem, silgi, adım, karış zaten bunların kendisi. Pipet de vardır. İç kibrit çöpünde sınıfta siz getirirsiniz. Yani burada bu ölçüm konusunda ev ödevi verdiğinizde de hadi çocuklar akşam eve gittiğinizde odanızın uzunluğunu, boyunu bana ölçün adımla, işte karışlı ölçün dediğiniz zaman gördüğünüz gibi hem avantajlı oldu. Çocukların evden gelirken bir şey getirmelerine gerek yok, götürmelerine gerek yok. Oradan direkt ölçümü yaparak, ölçüm sonucunu kaydederek, odalarının kenar uzunluklarının ölçüm sonucunu kaydederek ne yapar? Size ulaştırır standart olmayan ölçeklerin kullanımında. Yani standart olmayan ölçeklerin kullanımı hani neden önemli diye sorarsanız arkadaşlar buna şu şekilde cevap verebilirim. Şu şekilde önemli. Çocuklara ilk ölçek olarak kalem, sigi, adım, karış, pipet gibi bir çöpü kullandığımız için çocukların ilgisini çekecektir. Yani kalemleri şu şekilde yerleştirmek çocukların çok ciddi şekilde ilgisini çekecek ya da pipetleri o şekilde yerleştirmek çocukların ilgisini çekecek için uzunluk ölçülerine yani ölçmeye daha bir iyi şekilde, iyimser şekilde yaklaşmalarını bu durum ne yapacaktır sağlayacaktır. Aynı zamanda da ileride tanıtacağımız metre, metrenin alt katlarını ve üst katlarını öğrenme, öğrenmede, ölçmeyi öğrenmede daha iyi bir şekilde ne yapacaktır? İlerleyecektir, yol alacaktır. Dördüncü olarak becerimiz bu şekildeydi. Standart olmayan ölçeklerin kullanımına yakından uza, yani onun günlük yaşantısında gördüğü ölçekleri kullanma, sonra ileriki ölçeklere geçme arkadaşlar. 5. ilkemiz ise arkadaşlar, ölçme birimini yineleyerek kullanmada acele etmemelidir. Yani ölçeği yineleyerek kullanmada kullanmada acele etmemeli. Yani edilmemeli. Burada nasıl bir gösterim ortaya çıkıyor arkadaşlar? Şu şekilde. Şimdi kelime cümleyi inceleyelim. Yineleyerek kullanmada acele etmemeli. Bunu irdelememiz için önce yineleyerek dediğimiz şeyin ne olduğunu yine söylememiz gerekiyor. Yine diyerek dediğimiz şey şu şekilde arkadaşlar. Biz şuranın uzunluğunu bir diğer önceki videolarda söylemiştik. Şu şekilde ölçe ölçtüğümüz zaman ne yapacağız? Kalemle ölçeğimiz kalemse. Şu kalemi önce şuraya koyacağız. Başlangıç orijin noktasından. lehlerin becerilerinden orijin noktasından. Başlangıç noktasına yerleştirdik değil mi arkadaşlar? İkinci olarak yani yine diyerek uzunluğunu ölçmek için yaptığımızda ne yapacağız? Şunu şuranın bitiş noktasını işaretleyip. Bu kalemi alıp tekrardan şuraya yerleştirecektik. Bitiş noktasından bunun başlangıç noktasını yerleştirecektik, ölçecektik. Ve ne olacaktı o zaman? ölçtüğümüz uzunluk iki kalem uzunluğunun toplamı olacaktı. Ama yine diyerek yani daha uzun olabilir miydi kalemler arası mesafe? Daha uzun olabilirdi. Yani bu kalemi 5 defa aynı bu şekilde birinci kalemin bitiş noktasından ikinci kalemin başlangıç noktasına bitiş noktasına yerleştirerek 5-10 defa da yapabilirdik değil mi? İşte bu çocuğun çok zorlanmasına sağlamayacak mı? Yani zorlanmasını göreceksiniz. Nasıl göreceksiniz? Çünkü bu çocuğun bitiş noktası olarak şunu dediğinizde çocuk bunu e, görmeyebilir. Çünkü el becerileri çok ciddi anlamda e, gelişmemiş. Şurayı e, bitiş noktasını görür. Gelir şuraya yerleştirirken şöyle bir arasında mesafe bırakır. Boşluk bırakır. E boşluk bıraktığında biz kaplama yapıyor muyduk lehler becerisine göre? O zaman doğru ölçüm sonucuna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Ulaşamayız. O zaman yenileyerek kullanmada ne yapıyormuşuz? Acele etmememiz gerekiyor. E, acele etmiyorsak nasıl bir yol izleyebiliriz? Bu şekilde yol izleriz. Şimdi burası, şu şekilde iki kalem uzunluğuna sahip olsun, bunun boyu yani uzunluğu iki kalem uzunluğunun toplam uzunluğu kadar olsun. O zaman çocuğa ne yapacaksınız? Bu uzunluğu e, ölçmeye ölçürecekseniz, çocuğa iki tane kalem vereceksiniz önce. Ne yapacak çocuk? Önce şu şekilde yerleştirecek, sonra gelip de şu şekilde ne yapacak? Kalemi yerleştirecek ve iki kalem uzunluğunu ölçüsünün toplamını, iki kalem uzunluğunun toplamının bu ölçtüğünüz uzunluğa eşit olduğunu bilecek. Yani uzunluğunuz ne kadarsa, diyelim ki 5 kalem uzunluğu kadarsa çocuğa önce 5 tane kalem verin arkadaşlar. 5 kalemi verdikten sonra çocuğun e, yerleştirmesini sağlayın. Bırakın yerleştirsin ve tam olacak zaten. 5 kalem uzunluğu olacak için, olduğu için uzunluk ölçümü çocuk pek fazla hata yapmayacaktır. Bazıları şöyle hata yapacaktır. Şöyle şunun arasında boşluk bırakacaktır. Anlamsal olarak. Ya da şu şekilde Kalemin kenarından başlatacaktır. Bunlarla direkt o şekilde hemen tartışmaya açıp çocuğa müdahale etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sınıf ortamını tartışmaya açacaksınız. Çocuklar Ahmet bu şekilde yapmış. Doğru mu? Yani e, farklı sınıftan birisi deyin. Kendi sınıfınızdan örnek vermeyin. İşte farklı sınıftan birisi e, yan sınıftan A sınıfı e, şu şekilde ölçüm yaparken boşluk bırakmış. E, birisi de şu şekilde yapmış. Sizce doğru mu çocuklar? Yanlışsa neden yanlış? Diye açıklatın söyleyin. Yani yine nereye kullanmada da acele etmemeli de bu şekilde. E, o ölçüm sonucu 5 kalem uzunluğuysa toplam 5 kalem verin çocuğa. Bir kalem verip de yineleme yapmasını ilk başlarda beklemeyin. 5 kalem verin, yaptırın. O 5 kalem verdikten sonra bundan sonra şey yapın. E, uzunluğu e, ölçümünde 5 kalem yeterliyse siz 10 kalem verin. Çocuk işte her zaman öğretmenin verdiği kalem sayısının orayı tam dolduracağını e, şey yapmasın. Hissetmesin. 10 kalem verin, 5 kalemi yerleştirsin oraya da 20 kalem çok sayıda verin. En sondaki zaten kendisi yineleyerek ne yapacaktır? Bir kalemi kullanarak bir kalemin bitiş noktasından diğer kalemi başlangıç noktasından bitiş noktasına getirerek yerleştirecektir arkadaşlar. Ne yapacaktır? Şuraya yazalım. Öğretim olarak çok sayıda ölçek ver. İlerleyen süreçte yineleyerek zaten tek kalem vererek ya da tek ölçek vererek ne yapacaksınız? Ölçmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Bir Beşinci becerimiz de bu şekildeydi. Yani Ölçüye kullanmadı, kullanmada acele etme. Ve altıncı becerimiz ise arkadaşlar. Hemen yazalım. Ee, uzunluk ölçülerinin öğretiminde geometri bilgisine yer verilmelidir. Zaten biz bir diğer önceki videomuzda da. E, bu ölçmeden önce de Van Hiele'nin geometrik düşünme düzeylerini incelemiştik. Altıncı olarak da e, uzunluk ölçüleri öğretiminde geometri bilgisine yer verilmesi. Geometriye yer verilmesi. Ne demek arkadaşlar geometride yer verilmesi? Geometride yer verilmesi şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu çocuk dikdörtgeni, kareyi öğrendi, değil mi? Yani bunların özelliklerini farklı şekilde öğrenmesi için ne yapması gerekiyor burada? Uzunluk ölçüleri öğretiminde ne yaptıracaksınız? Diyelim ki çocuğa şu şekilde kare verdiniz, tamam mı? Hadi çocuklar gelin şu karenin her bir kenarının uzunluğunu bulalım. İşte kibrit çöpleriyle çocuklar bulsun. Burada ne yapacaklar? Ne öğrenecekler arkadaşlar? E çocuk işte gelip şu kenarın uzunluğunu kibrit çöpü olarak 3 tane kibrit çöpü olarak bulacak. E gelecek bu kenarın da 3 kibrit çöpü bulacak. E buraya da 3 kibrit çöpü bulacak. E buraya da 3 kibrit çöpü bulacak. E o zaman burada neyi öğrenmiş olacak çocuk? İşte çocuklar burada bak hep bütün kenarları eşit oldu. O zaman kareyi genelleyebilir miyiz? Genelleteceğiz. Çocuklar demek ki karenin her kenarı neymiş? Birbirine eşitmiş. Çocuk bunu siz söylemediniz. Ee, buluş yoluyla kendisi öğrendi. Kendi yani kendine ölçtü. Ölçek olarak artık ölçeği ne kullandıysa kalem, silgi, adım, pipet de kullanabilir. Kibrit çöpü de. İşte bunları şimdi bir yedinci e, bir de söyleyeceğiz cetvel yaparak. E, bunları geldi ölçtü, koydu. Ne oldu? Karenin bütün kenarlarının eşit olduğunu öğrendi. Ya da ne yaptı? Şöyle şu şekilde dikdörtgen oldu diyelim. Dikdörtgenin hadi gelen çocuklar her bir kenarını ölçelim. E, ne yaptılar? Burayı 5 e, Karış buldular diyelim. Adım olarak, el olarak. Burayı da 5 karış buldular. Burayı 2 karış buldular. Burayı da 2 karış buldular. Bak burada dikdörtgenin neyini öğrenmiş oldu arkadaşlar. Karşılıklı kenarların eşit olduğunu öğrenmiş oldu. Ama kare gibi bütün kenarlarının eşit olmadığını öğrendi arkadaşlar. Ne yaptı? Burada siz söylemediniz hiçbir şey. Dikdörtgenin de karenin de kenar uzunluklarının eşitmiş, farklıymış, karşılıklı kenarları eşitmiş, farklıymış diye söylemediniz. Ne yaptı? Çocuk kendi kendine geldi ölçek olarak ne yaptık? Şu şekilde koyduk. Şu an kalem ölçeğimiz uygun değil ama işte sivici ya da ufak olarak ölçekleri koydu. Karışıyla ölçtü. Ve ne yaptı? Karşı kenar uzunluğun eşit olduğunu ve karenin de bütün kenarlarının eşit olduğunu ne yaptı? Kendi kendine bulmuş oldu. Böyle yaparsa çocuk hani gruplar halinde verin çocuklara ölçek olarak. Birisine kare, birisine dikdörtgeni son tahtaya göre tartışmaya açın. Bu şekilde sınıfınız ölçme anlamını geometriyle ilişkilendirmek bakımından çok iyi şekilde öğrenmiş olur. Bir diğer avantajı ise bunun, mesela geometriyi önceden işlemiştiniz, bunlarla ilişkilendirdiniz. Çünkü unut bütün konuları ayrı ayrı bireysel olarak düşündüğümüzde unutması daha kolay olur. Ama ilişkilendirdiğimiz takdirde her bir konuyu birbiriyle, onları ilişkilendirdiği için çocuğun kafasında da daha bir anlam kazanması ve unutması da ne olacaktır arkadaşlar? Daha zor olmuş olacaktır. Altıncı becerimiz bu şekildeydi arkadaşlar, geometriye yer verilmesi. Yedinci becerimiz ise cetvel ve kırık cetvel kullanılması. Yedinci becerimiz cetvel ve kırık cetvel kullanımına yer verme. Cetvele, cetvele yer verme. Şimdi burada direkt cetveli biliyorsunuz zaten. E kırık cetvel nedir arkadaşlar? Kırık cetvel de normal cetvelin ya başlangıcından veya sonundan ya da 2 cm ya da 3 cm kırılmış olarak kullanılan bir cetveldir. Burada neden kırık cetvel olarak kullandığınızı söylerseniz hani çocuklar şöyle bir uzunluğumuz olsun diyelim. işte böyle bir kalemimiz olsun. Biz bunu cetvel olarak ölçtüğümüzde şöyle şu şekilde 0, 1, 2, 3 olarak ölçüyoruz ya arkadaşlar. Biz bunu hep cetvelde şu şekilde kalemin Başına getiriyoruz yani sıfırla bir başına geliyor. Bu şekilde işte kalem şuraya geliyor. 3 santimetre diyoruz değil mi buna? 3 santimetre diyoruz ama kırık çetvelde şurası kırık oluyor arkadaşlar. Bakın. Kırık çetvelde şunu şu şekilde göstereyim. Kırık çetvelde arkadaşlar sıfırdan başlamıyor da çünkü burayı kırdığımız için işte şuradan 3'ten başlıyor 4'ten başlıyor 5'ten böyle 6'dan devam ediyor. Kalemi bu şekilde bu sefer buraya koyduğunuzda ne oldu? 6 santim mi diyeceğiz kaleme? Hayır çocuklar diyeceksiniz işte burada neyi öğrenmiş olacak kırık cetvelle çocuklar? Her birisinin şu aranın 1 santimetrelik birimler olduğunu çocuk ne yapmış olacak arkadaşlar? Kazanmış olacaktır. Şu an cetvelimiz yok ama yani bu şekilde kırık cetvelde bu şekilde de yer veriliyor. Hani her zaman birden başlamadı. E, bu e, şuranın uzunluğunu 6 santim 3 santim olduğunda 6 santim demiyoruz. Çünkü birden başsaydı 6 santim derdik. Ama 3'ten başladığı için her bir birimin boşluğun 1 santimetre olduğunu çocuk ne yapacak? kazanacaktır arkadaşlar gelelim cetvele yer verme cetvele yer vermeyi şu şekilde söylüyoruz çocuğa normal cetvel olarak değil de kendisinin öğrendiği ölçeklerle bir cetvel yapmasını istiyoruz arkadaşlar nasıl yani? çocuk işte ölçek olarak pipet kullanıyor ve kibrit çöpünü kullanıyor değil mi? çocuklar gelin pipetle biz bir cetvel yapalım şöyle gelip pipetleri birleştirir bir tane pipet 4-5 tane pipetleri birleştirir bir tane cetvel yapar yani neden cetvel yaptığınızı çocuğa söyleyeceksiniz. Neden? Şu şekilde. Çocuklar işte biz her zaman e, şu şekilde şekilleri ölçüyoruz değil mi? Bunu kibrit çöpü olarak her her da işte ölçeğiniz kibrit çöpü olduğunu düşünelim. Her dakika kibrit çöpünü tekrar tekrar üzerine ekleyerek ölçüyoruz değil mi çocuklar? Biz bunu bu şekilde yapmasak da bunları e, şöyle gelip e, kibrit çöplerinin birkaçını birleştirsek direkt bunun üstüne koyup kaç tane kibrit çöpü olduğunu saysak daha kolay olmaz mı bizim için? Daha hızlıca yapamaz mıyız? Daha bizi uğraştırmaz değil mi çocuklar? Evet öğretmenim haklısınız. Tamam o zaman çocuklar işte gruplara ayırın. Çocuklar siz pipetten bir cetvel yapın. Siz de kibritten kibrit çöplerinden cetvel yapın. Yapsınlar getirin sınıfa. Tahtayı bu sefer de ölçün. Ne yapacaksın İşte cetveli direkt koysun kibrit çöpünü. Şöyle şu şekilde kaç tane kibrit çöpü oldu çocuklar? Öğretmenim burada 6 tane kibrit çöpü vardı. İşte 6 tane kibrit çöpüne denk geldi uzun ölçü olarak. 6 tane kibrit çöpü olur buranın uzunluğu 4 tane kibrit çöpü uzunluğunun toplamı kadardır 4 tane der bu şekilde sürece ne haber dahil olur arkadaşlar Cetvel de bu şekilde cetveli zaten santimetreye geldiğinizde orada daha ciddi şekilde kullanacaksınız kılıç cetveli de aynı şekilde e, santimetre metrenin tanıtımlarından e, süre zarfında kullanacaksınız santimetre bölümünde. Şu an fazla işiniz yok. Sadece kırık cetveli şu şekilde gösterdim. Çocuk çünkü birden başladığı zaman, sıfırdan başladığı zaman şöyle şurada kaça geldiyse şu değerde o kalemin uzunluğunu da onu söylüyor. Ama öyle değil gördüğünüz gibi başlangıçtan kırdığımız zaman 3'ten başlattık bu sefer. Ama kalemin uzunluğunun 3 santimetre olduğunu burada görmüş olduk. Her bir boşluğun 1 santimetre uzunluğunda olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Görmüş olduk. Eğer 6 tane becerimiz bu şekilde arkadaşlar. Hula kısaca özet geçersek e, ne yapıyormuşuz? Önce e, uzunluk ölçüleri bahsinde konuştuğumuz için uzunluk ölçülerine yönelik kavramsal anlayış kazanıyormuş. Bunlar hangi ölçme türü olursa bu 6 beceri, 7 beceri de kesinlikle süreçte yer ediyor. E, uzunluk ölçülerine yönelik kavramsal anlayış kazanması gerekiyormuş. İki, tahmin becerilerine yer vereceksiniz. Hep tahmin etmelerini isteyeceksiniz çocukların. Üç, e, size düşen bir görev. Sade şekilde dil kullanacaksınız ölçecekseniz neyi ölçeceksiniz, neyi, hangi özelliği ölçeceksiniz, hangi nesneyi ölçeceğinizi söyleyeceksiniz. Dördüncü olarak standart olmayan ölçeklerin kullanımında çocuğun günlük hayatta karşılaştığı ölçekleri kullanacaksınız önceden. Daha sonra farklı ölçeklere yer vereceksiniz. Beşinci becerimiz ise ölçeği yenileyerek kullanmadı. Ne yapacak? Acele etmeyecek arkadaşlar. Nasıl olacak? Çok sayıda ölçek vereceksiniz. Uzunluğunuz kaç santimetre ise şurası 10 santimetre diyelim. Siz o zaman 2 santimetrelik kalemlerden 5 tane vereceksiniz en başta tam yerleştirmesi bakımından. Daha sonra 10-15 tane verip fazla randa elinde kalabilir. Ama bir tane kalemle ne yapacaksınız? Yineleyerek başlamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü küçük çocuk için el becerisini gelişmediği için ne olacaktır? Çok zor seyredecektir. edecektir altıncı olarak becerimiz neymiş arkadaşlar? Geometride yer verilmesi. E, ne, dedik? Her bir konuyla ilişki, ne kadar konularla ilişkilendirirseniz çocuğun öğretimini o kadar şekilde pekiştirmiş olursunuz. E, burada geometriye yer verdiniz. karenin işte kareyi gösterdiniz. Ne bileyim dikdörtgeni gösterdiniz. Hadi gelin çocuklar bunları ölçelim kenar uzunluklarını. Çocuk işte kareyi ölçtü. Karenin her kenarının eşit olduğunu gördü. Dikdörtgeni ölçtü. Karşılıklı kenarların eşit olduğunu gördü. Siz söylemediniz. Kendisi gördü arkadaşlar. Ölçme yöntemiyle bu da geometriye yer vermeniz gerekiyor. Altıncı becerimiz. Yedinci becerimiz ise arkadaşlar cetvel ve kırık cetvele yer verme. cetveli kendiniz oluşturmanız istenilir en başta. Çünkü daha şekilde ilgi gösteriler buna. Neden cetvel yapmanızda da çocuğa söylersiniz. Çünkü her sınıfınızda her şeyi bir neden gerekçesine dayandırmanız gerekiyor. E, çocuğun ilerleyen aşamalarda sorgulaması için. Neden olarak? Çünkü çocuklar buna biz her defasında yerleştirmemiz zor oluyor. Pipeti ya da ölçek olarak kibrit çöpünü e, biz bunlara bir defa şöyle 5 tane kibrit çöpünü yerleştirelim. 5 santimetrelik bir cetvel oluşturalım. 5 kibrit çöplük uzunluğu kadar bir cetvel oluşturalım diyeceksiniz. İtripi yerleştireceksiniz Bu şekilde ölçeceksiniz. kırık cetvele yer vermedi anlayışı da çocuğun şu araların, boşlukların 1 cm'lik boşluklar, uzunluklar olduğunu öğrenmesi için her daim şöyle kalemin ucu, sonu 6'ya geldiği için 6 santimetre değil, santimetre değil de kalem 3'ten başladığı için boşluklara göre şöyle boşlukları ölçeceksiniz. Çocuğun boşlukların 1 santimetre olduğunu ne yapması gerekiyor arkadaşlar? kazanması gerekmiş oluyor. Arkadaşlar uzunluk ölçülerinde kazandırılması gereken beceriler yer verilmesi müfredatımızda sürecimizde yer verilmesi gereken 7 tane beceri bu şekildeydi. Bir diğer videomuzda ne yapacağız? Uzunluk ölçülerinin öğretimini ciddi şekilde işlemeye başlayacağız, irdelemeye başlayacağız Bir o videodan sonra uzunluk ölçümünü bitirip alan ölçülerine geçmiş olacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı da unutmayın. كان زي بكر